iş takipçisi değil, arabulucu da değil. Gazeteciyiz sadece. Kime yakınız? Halka. Arkamızda kim var? Halk. Halk için, halk adına haber yapıyoruz. Ortaya saçılan iddialara gelelim, konuşalım. Hani utanır insan, sıkılır bu konuşulanlar üzerine bir açıklama yapar. Açıklama da yok. En son 4 Haziran'da tweet atmış. Yıllık izne gidiyorum. İyi. Ama konuşulanlar var. Bakın ne konuşuluyor. Diyor ki Veysel Ateş'le ilgili Habertürk yazarı, aynı kurumda yıllarca birlikte çalıştıkları Fatih Altaylı. Sezgin Baran Korkmaz diyor. Şimdi yurt dışında olan iş adamı beni aradı. Tanımam. Aradı, açtım. Dedi ki size Veysel Ateş'i anlatacağım. Benden para istedi. 10 milyon avro istedi. Niye? Ne karşılığında? Aranızı yaparım. Ankara'da bir klik var, bir grup. Sizinle uğraşıyorlar. Onlarla aranızı düzeltmek için sizin bir 10 milyon avro vermeniz lazım. Ne bileyim o paranın onlara gideceğini diyor. Siz merak etmeyin, arada arabulucu benim. Benim hakemliğimde bu para transferi gerçekleşecek. Para bir süre bende emanette duracak diyor. Şimdi o kişinin otelinde de tatil yapmış, pozlar paylaşmış. Sevilay Yılmaz da ses kayıtlarını paylaştı. Yine aynı grupta yazan Sevilay Yılmaz. Fatih Altaylı'nın programına geleceğini biliyorduk. Gelmedi. Son anda hani bir iş çıkmış herhalde. Vazgeçmiş. Gelmedi ama ses kayıtlarını da yayınladı. Veysel Ateş'le Sezgin Baran Korkmaz arasında geçtiği söylenen ses kayıtları. Mafya lideri Sedat Peker, Habertürk programcısı Veysel Ateş'le ilgili iddialar paylaştı. İddialardan biri Sezgin Baran Korkmaz'a ait Paramount Oteli'nde ücretsiz kaldığı, bir diğer iddia ise Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolarına çöküldüğü ve bununla ilgili Veysel Ateş'in aracılık yaptığıydı. Peker, Ateş'le ilgili Sağlık Bakanlığı'ndaki hikayeni anlatmayacağım dedi ve anlatmadı. Ve Sezgin Baran Korkmaz'la iki Habertürk yazarı görüştü, Fatih Altaylı ve Sevilay Yılmaz. Korkmaz kendisinin Veysel Ateş'le yaptığı görüşmeyi aktardı o isimlere. Ateş'le yaptığı görüşmeleri paylaşacağını da söyledi. Görüşmeden kesitleri paylaştılar. Her ikisinin de talebi Veysel Ateş'in sessizliğini bozması oldu. Biliyorum canın çok acıyor. Az önce senin görüşmeni yaptım. Şunu anladım ki seninle uğraşan bir klik ve lobi var ama bu arkadaşlarla işi tersine çevirmek mümkün. Abi ben hukuken zaten haklıyım ama yine de sen söyle, nasıl olacak? Önce senin samimiyetini göstermeni bekliyorlar. Nasıl göstereceğim abi? Söz konusu iki isim hakkında kara para aklama davası olan, servetine el konulan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz ve Habertürk programcısı Veysel Ateş. O görüşmede 10 milyon euro için aracı olduğu ortaya çıkıyor. Konuşmanın geriye kalanını Sevilay Yılmaz şöyle aktardı. Veys, talep ettikleri meblağı yollayacaksın diyor. Sezgin Baran Korkmaz da abi diyelim yolladım 10 milyon euro. Peki ya sonra bu insanlara ulaşamazsak ne olacak o zaman diye soruyor. Veys de diyor ki o zaman hiç merak etme, ben her iki tarafında hakemi ve kefiliyim. Para iş bitene kadar bende duracak. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da Sezgin Baran Korkmaz'ın görüşmesini paylaştı. O da yaptığı görüşmeyi ve dinlediği ses kayıtlarını köşesine taşıdı. Bu ses kayıtlarına göre Korkmaz, Veysel Ateş'in kendisini alenen tehdit ettiğini öne sürdü. Tehdit edildiğine yönelik kaydın elinde bulunduğunu söyledi. Sevilay Yılmaz'a da o kaydı yayınlayacağını aktardı ve şoka girdim dedi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir. Bu otelde kalan isimlerden biri İsmail Saymaz, bugün yazdı. İsmail Demir bir açıklama yapmış. 15 yaşındaki çocuğum da rahatsız oldu bu haberler üzerine. Bir arkadaş orada kalabilirsin dedi. Onun üzerine gittik, kaldık diye. Bu otel, Paramount Otel, çok enteresan bir yer. Yani herkes burada ağırlanmış. Parasını verip faturayla belgeli kalan yok neredeyse. Yani ortaya saçılan isimlere baktığınız zaman. Büyük bir ilişkiler ağından söz ediyoruz. Ha, kimine denizi gören çok hoş. 4+1 daire verilmiş. Kimi biraz daha yukarılarda kalmış. Ha, ne kadar işe yaradıklarıyla orantılı herhalde. Bir televizyoncu daha. Televizyonda hafta sonu Beyaz TV'de sabah haberi sunuyor. İşte seyirci mesajı okuyor falan. Tahir Sarıkaya. Meğer 2019 yılında bu Paramount Resort and Spa'dan konum da yazmış burada. Ya da konumu açık unutmuş herhalde. Video paylaşmış. Bodrum'da manzaramız bu ama denize gidemiyoruz, üzgün surat diye. Biraz yukarıda mı kalmışlar, fırtına mı çıkmış artık, ne olmuş? Paramount Otel'de kalırken denize girememekten şikayetçiymiş Tahir Sarıkaya. Şimdi olabilir canım diyeceksiniz, faturasını çıkarır muhakkak. Hani bu otelde müşteri olarak gitmiştir. Odaların geceliğine 100 bin lira dediklerinden bizim için de çok büyük paralar bunlar. Biz büyük çoğunluk için, bu ülkenin vatandaşları için geceliği 100.000 liradan süit odada bu otelde kalmak öyle mümkün değil. 100.000 lirası olsa vatandaşın belki bir ev alacak, peşinat yapacak onu. Üstüne de biraz kredi alabilirse ev alacak. Yok. Bunu haber yaptılar. Tahir Sarıkaya sen de kalmışsın diye burada. O da hani umurumda değil söyledikleriniz der gibi haberde bir yanlış varmış, onu düzeltmiş. Ben 1977 değil 1980 doğumluyum diye. Hay Allah. Şimdi ne yapalım? Orayı düzeltmiş. Haberin orasını. Bu arkadaşı nereden hatırlıyorum diyordum ben. Meğer ben Kanal D'den kovulduğum zaman arkamdan yayın yapmış Beyaz TV'de. Kovulma sebebi hayır tweetleri değil. 1,5 milyon lira istedi Aydın Doğan'dan falan diye benim arkamdan konuşmuş. Utanmadın mı? Kameraman arkadaşların asgari ücret alırken bu kadar tazminat mı istenir diye. O kadar tazminat istenmedi. Tabii ki hala da alamadım zira. Ama şimdi bana o zaman utanır diye neyse. Devam edelim biz inşaat şirketleriyle. Bu inşaat şirketleri Ziraat Bankası'ndan ne kadar kredi aldı, ne kadarını geri ödedi. Demirören'in 750 milyonluk kredisini biliyoruz. Onun ödendiğine dair herhangi bir işaret yok. O ödenmiyor. 750 milyon dolarlık kredi. Peki başka kimler var? Hangi inşaatçılar var? Çiftçiye destek olsun diye kurulmuş Ziraat Bankası'ndan kredi alıp da geri ödemeyen başka hangi inşaat şirketleri var? Ona da bir bakalım. Ziraat Bankası'nı soyan, milyon dolarlık krediler alan, hem faizini hem ana parasını ödemeyen ve iktidar tarafından da el üstünde tutulan bir zat varken bu ülkede adalet var diyebilir misiniz? 1271 şirketin batık kredilerinin toplamı 12 milyar lirayı aştı. Krediyi veren isim son günlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündemden düşmeyen Ziraat Bankası. En çok kredi verilenler inşaat firmaları. Rakamlar ve bilgilerse Sayıştay raporundan. Sayıştay Meclisi Ziraat Bankası ile ilgili rapor sundu. Denetim raporunda batık krediler başlığı dikkat çekti. Banka tahsil etme şansı kalmayan 12 milyar liralık krediyi tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktardı. Adı üstünde Ziraat Bankası diye kurulmuş bir banka. Birinci önceliği tarımın finansmanı olması lazım. Çiftçinin finansmanı olması lazım. Önce oraya yeteri kadar finansmanı sağlayacak, sonra dönüp eğer fazla kaynağı varsa başka alanlara bakacak. Ziraat Bankası 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na devredildi. Bankanın 2017 yılı öncesinden 34 firmadan 4 milyar 99 milyon lira, 336 firmadan 1 milyar lira, 100 firmadan 458 milyon lira kredi borcu alacağı var. Ama şirketler geri ödeyemediği için alamadı. Varlık Fonu'na geçtiği 2017'den sonra da durum çok değişmedi. 2018 yılı ve sonrasında 44 firmadan 5 milyar 98 milyon, 593 firmadan 1 milyar, 164 firmadan 435 milyon lira kredi alacağını tahsil edemedi banka. En çok kredi inşaat şirketlerine verdi. Konut, iş yeri, rezidans, AVM inşaatı yapan şirketlerin geri ödemelerinde sorunlar çıktı. Uluslararası bir rapora göre ise son dönemde ortaya atılan iddialar nedeniyle bankanın